Herkese merhaba, ben Sinem Çapraz. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size şahane bir menemen tarifi vereceğiz. Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur tartışmasını bir kenara bırakıyoruz. Biz bugün menemen patatesli olur mu olmaz mı ona bakıyoruz. Çünkü şahane bir patatesli menemen tarifi geliyor. Şimdi patatesli yumurta oluyor, patatesli omlet oluyor, İspanyol omletinde patates zaten oluyor. Bence patatesle yumurta çok fazla yakışıyor. Menemen zaten tek başına bence efsane bir yemek aslında veya kahvaltılık bir yumurta şekli. Ve biz bugün patatesle menemeni birleştiriyoruz. Şimdi ilk önce patatesleri yaparak başlıyoruz burada. Ben patatesleri minik minik küp küp doğrayacağım. Üzerine biraz zeytinyağı, biraz tuz ve karabiber koyup ne yapacağız? Fırınlayacağız. Dilerseniz kızartabilirsiniz. Ben küçükken annem patatesli omlet yaptığında genelde kızartırdı. Ama ben fırınlamayı tercih ediyorum bu tarifte. Bence daha sağlıklı, daha lezzetli olacak. Ama dilerseniz kızartabilirsiniz de. Şöyle birazcık kurutalım. Patatesleri daha önce doğradığım için suda beklettim, sararmamaları için. Sabahları kahvaltıda yaptığınız menemen bence soğansız olmalı ki hem böyle midede bir kaynama yapmamalı hem de bence sabah böyle daha az lezzetler olmalı. Yani soğan bence sabah kahvaltısında çok uygun değil. Benim fikrim. Ama eğer bir akşam yemeğinde bir öğün olarak menemeni tercih edersem o zaman soğanlı yapabilirim. Benim tercihim bu. Eğer kahvaltıdaysam soğansız, eğer akşam yemeğinde yapıyorsam soğanlı. Şöyle minik minik küp küp doğruyorum. Çok fazla büyük doğramıyorum. Hem daha çabuk pişecektir hem de böyle menemenin içinde ağzıma böyle minik minik gelsin istiyorum. Şimdi burada birazcık böyle tuz ve karabiber ekleyeceğim. Biraz tuz. Biraz da kırmızı toz biber. Tatlı. Şöyle bir fırın kabıma alıyorum. Şöyle yayıyorum ki böyle çıtır çıtır olsunlar. Üst üste gelmesinler. Biraz da zeytinyağı gezdirelim. Ve şimdi 180 derece ısınmış fırın. Isınmış fırın olması önemli. Bazen şunu söylüyorsunuz derecelerde, bunu da düzeltelim aslında. Tabii ki bu bir patates ama kekte veya hamur işlerinde. Gerçekten ısınmış fırın diyorsak o süreyi çok fazla etkiliyor. Yani eğer ben size bir 40 dakika verdiysem ısınmış fırında, eğer ısınmamış bir fırına atarsanız o koyduğunuz yiyeceği, ona bir 10 dakika daha eklemeniz gerekir. Yani yapısını da değiştirecektir. O yüzden burada ısınmış fırın diyorsak önemli. O yüzden şimdi patatesleri de ısınmış fırına atacağım ve böyle kızarana kadar kontrollü bir şekilde yaklaşık bir 15 dakika kızartacağım ve sonrasında menemenimi yapmaya başlayacağım. Şimdi güzelce fırına gitsin. Şimdi sıra geldi menemene. Menemeni böyle burada yapacağız. Böyle annelerimizin aslında evde hani geleneksel tariflerde menemen sosu yapılırdı bizim evde. Menemen sosu yazdığı domateslerden yazın toplanır, böyle biberle güzelce kaynatılıp kavanozlanıp kiler dolabına kaldırılırdı. Şimdi bence artık hani zamanımız da olmayabilir veya belki de artık yapamıyor da olabiliriz. Yapanlar hala var. Mevzu domates ve yine mutfakta ne var? Elbette ki küçük yardımcım Junior su şef var. Junior su şefin menemen sosuyla yapacağız bu tarifi. Zamanında toplanan organik domateslerle yapılan nefis bir menemen sos bu sos. Menemen sosumu şimdi tavama alacağım. Böyle birazcık pişirmek istiyorum. Zaten yarı pişmiş ama ben de birazcık böyle tavada yine zeytinyağıyla lezzetlensin istiyorum. Biraz zeytinyağı alıyorum tavaya. Ve elbette ki koklamadan yapamıyorum çünkü bu domates kokusunu çok seviyorum ve bana böyle zamanında toplanan domates kokusunu hatırlattığı için de çok mutlu oluyorum böyle organik bir ürün kullanırken. Junior Chef'in diğer ürünlerini de görmek isterseniz altta internet sitelerinde bırakıyorum. Şimdi tavam ısındı, sosumu döküyorum. 3 yumurtadan yapacağım, yarısını dökmem yeterli oldu. Şimdi böyle biraz zeytinyağıyla da hafif böyle bir kaynasın istiyorum. Patateslerim fırından çıkmak üzere. Yumurtayı kıracağım ve en son patatesleri de ekleyeceğim. Böyle bence bir pazar sabahı kahvaltısına da çok güzel bir tarif olacak. İyi bir menemen nasıl olur? Aslında size küçük bir püf noktası vereyim. Eğer böyle bir sosla yapmıyorsanız ve tamamen kendiniz yazın yaz domatesinden yapmak istiyorsanız ilk önce biberi koyun, zeytinyağını koyun, daha sonra biberi ekleyin. Biberin birazcık böyle yağ ile lezzetlenmesini sağlayın. Hemen domatesi koymayın. Hafif böyle o biberin kızarmış kokusu burnunuza gelsin. Daha sonra rendelediğiniz veya doğradığınız domatesleri ekleyin. Yine hemen yumurtayı kırmayın. Burada da böyle o sosun domatesin suyu çektire çektire birazcık pişirin.
çok daha lezzetli melemeniniz olacaktır. Eğer çiğ domates kokusu alıyorsanız, yani böyle çok suluysa melemeniniz, demek ki orada bir domates çok iyi pişmemiş demektir. Güzelce çektirerek pişirin melemeninizi. Benim sosum zaten öyle hazır olduğu için dediğim gibi bu kadar yeterli oldu. Şimdi patateslerimi fırından alıyorum. Yumurtaları kıracağım. Yumurta göz mü olmalı yoksa karıştırmalı mı? O da bence sizin tercihinize kalmış. Ben bugün göz bırakacağım ve patatesleri de etrafına koyacağım. Şimdi patatesler fırından çıktı. Ben 3 adet yumurta kırıyorum. Burada birazcık böyle şu beyazlarını karıştıracağım. Şimdi sıra geldi patatesleri eklemeye. Melemen deyip geçmeyin. Çok lezzetli bir yemek. Şimdi bitti. Biraz tuz ekleyelim üstüne. Şöyle birazcık da karabiber ekliyorum. Birazdan melemenimi tadacağım. Patatesli melemen bence bugünün yıldız tariflerinden biri oldu. Kahvaltıda veya akşam yemeğinde veya herhangi bir öğünde deneyebileceğiniz nefis bir lezzet oldu. Melemene farklı bir aslında lezzet katmış olduk. Küçücük bir dokunuşla bence denemeye değer bir tarif. Ben tadına bayıldım. Daha güzel tariflerde buluşmak üzere diyorum. Elbette ki YouTube kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Yorumlarınızı yazın. Biz de size güzel tarifler vermeye devam edelim. Hoşça kalın.